Efendim? Neyi? Diğer resmen var. Ya açabilirsin. Hangisini de söyle. Elektronik aksan. Şu telefonun falama kısmını da size temsil edelim. Sen söyledi zaten şu kısımda oluyor değil mi? Ellerini zaten buradan sokuyoruz. Burada biz protein tıklama aşamasında dış kısmı oluşturmak için 3D printerlerden yardım aldık. Daha bu dış kısmı, daha iç kısmını yeni başlayacağız. Bu gördüğünüz ön girişi, içerideki haznesi, alt tarafı da bu alt tarafı. Önden bakınca beşgen sabun kristalini andırması için beşgen şeklinde. Fikrimi ilk başta açıkçası evde otururken hani kristale girmek için bulmuştum. Kristale girince işte nasıl girebilirim? İşte bu çok güzel, biz buraya gezmeye geldiğimizde gerçekten imkanları çok güzel. Hani Erzurum şartlarında böyle bir yer olması hani akla hayale sığmayacak bir şeydi. Zaten görgü olmaz mesle olmuştuk biz. Sadece şu an aklımda o zamanlar o vardı. Yani kristale gireyim de hani gerisi gelirdi. İşte akşam otururken böyle bir sorunumu fark ettim. İşte mesela lavabolara giriyoruz. Sensör elimi uzatıyorum. Sabun geliyor, sonra suyu bekliyorum, su geliyor, sonra kurutmayı bekliyorum. Hani hem insanı gıcık eden bir olay, hem de boşuna zaman kaybı gibi göründü bana. Bir anda aklıma böyle bir şey geldi. Ben de bunları nasıl birleştirebilirim diye düşündüm. Ve kendi el yıkama otomatımı buldum. Ve o fikirle ben buraya başvurdum. Kabul edildi. Kabul edilince yeni bir takım oluşturmam gerekiyordu. Yeni bir takım oluşturdum. Hepsi kendi alanında deneyimli kişiler ve 4. 3. sınıf öğrencileri benden daha deneyimliler. Sonra tasarımını yapmaya karar verdik. Tasarımı da önden bakılınca sabun kristalini andırması için beşgen şeklinde, yandan damla şeklinde şöyle görünür mü? Şu şekilde içerisinde iç aksanı görünüyor. Yandan bakınca su damlası şeklini andırıyor. Tam olarak oturttuk bundan sonra tasarımını da. İç haznesine oturduk, tasarımını oturttuk. Ondan sonra içini yapmaya geçti sıra. İçini şu anda yapım aşamasındayız. Prototipleme aşamasında dış kısmını bitirdik. Ayrıca bir patent başvuru sürecimiz oldu. Erzurum Teknik Üniversitesi TTO Transfer Ofisi ile birlikte. Bir patent girişimimiz oldu. Ama ilk patent girişimimiz ret oldu. Tabii bundan 3 ay, 4 ay gibi bir hazırlık aşamamız oldu. Ama ret oldu. Ama biz asla pes etmedik. Bunun yanına ne gibi bir şey eklersek bizim patentimiz kabul olur dedik. Yanına da, şu an resmini gösteremiyorum ama yanına eldiven takma makinesini eklersek diğerlerinden, yurt dışından olandan farklı olacağını düşündük ve bunu eklemeyi ekledik ve bu şekilde şu an patenti başvuru yaptık. Yeniden onun sonucunu bekliyoruz. Başta kullanılınca eğer eldiven takma makinesiyle birlikte kullanılırsa tabii daha hijyenin, tabii herkes kullanabilir ama hijyenin daha maksimum tutulduğu yerlerde kullanıma açmayı düşünüyoruz. Bunlar ameliyathaneler, hastaneler olabilir. Ayrıca laboratuvarlar, yutamda belki görmüşsünüzdür, temiz odalar. Hani böyle temizliğin en yüksek olduğu yerlerde kullanım açmayı düşünüyoruz. Ama onun dışında sadece makine kullanılırsa bu AVM'ler, hastaneler, okullar, camiler hani aklımıza belki ileride evlerimize bile girebilecek bir olay. Çünkü dediğim gibi hem zaman tasarrufu hem işçi tasarrufu hem dezenfektan olarak maksimum hijyen sağlıyoruz. Bu da insanların isteyebileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, güzel konuştuk. Şöyle 17 girişimci ekibiyle birlikte Etikrisite Girişimcilik Merkezi faaliyetlerine başladı. 17 girişimcimizle birlikte geçen süreçte
Onlardan bir ön tasarım raporu istedik. Bu tasarım raporundan sonra elimizde şu anda 5 girişimcimiz kaldı. Bu 5 girişimcimizin 3'ü şu anda patent aşamasında, çeşitli patent yarışmalarına başvurdular ve Türkiye Patent Enstitüsü'ne patent başvurusunda bulundular. Şu anda bu 5 girişimcilerimizle birlikte biz amacımız Türkiye'nin katma değerine katkı sağlamak ve Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak. Etikristler Girişimcilik Merkezi sadece üniversite öğrencisi odaklı değil, her türlü 18 yaşını doldurmuş, teknolojik tabanlı iş fikri olan her türlü girişimciye açık bir merkez. Gördüğünüz gibi merkezimiz gayet ev ortamında, özgür bir ortam şekilde dizayn edildi. Açık ofislerimiz. Girişimcilerimiz burada istedikleri zaman 7/24 gelip oturup girişimlerini geliştirebilecekleri alanlarımız. Girişimcilerimiz 7/24 çalışabilecekleri ev ortamı oluşturmak için burada portatif yataklar oluşturmaya çalıştık. Ki girişimcimiz burada istediği zaman gelip gece çalışmak istiyor, gece çalışıp dinlenmesi gerekir diye dinlensin diye güzel bir ortam oluşturduk. Girişimcilerimiz böyle.